olmama gerek yok bu ekibin karşısında. En kısa tabirle 1+1 büyüktür 2. İki farklı tipte ya da daha farklı, fazla sayıda farklı tipte malzemenin bir araya getirilerek çok daha iyi özelliklerde malzeme üretilmesi yöntemi diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda hızlanmakla beraber ilk CTP boru 1948 yılında üretilmiştir ve bizim de kullandığımız sürekli sarma metoduyla ilk boru üretimi de 1968 yılında Norveç'te Flowtide tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaygın kullanımlar var. CTP Türkiye'deki kısaltmasıyla cameliyaf takviyeli plastik boru ya da yabancı ülkelerde FRP, GRP ya da daha çok Amerikan standartlarında kullanılan RP, MP ve RTRP gibi kısaltmalarla karşılaşabiliyoruz. Bunların hepsi bizim cameliyaf takviyeli polyesterin borumuzu anlatan ifadelerdir. Tabakalı yapıdan meydana gelmektedir. İç liner tabakası, kimyasal ve aşınma dayanımını sağlayan tabakamızdır. Arkadaşımızın da bahsettiği gibi bu yapıyla oynayarak kimyasal ve aşınma mukavemetleri arttırılabilir. İç ve dışta mukavemet tabakaları ve bunların arasında dolgu tabakası ya da gövde, kor tabakası diyebileceğimiz tabakalar vardır. Mukavemet tabakaları cam elyaf ve reçineden oluşmaktadır. Dolgu tabakasında tercihe bağlı olarak kum kullanılabilmektedir ya da kumsuz olarak da üretim gerçekleştirilebilmektedir. Projenin gerekliliğine bağlı olarak. Farklı tiplerde borular üretilebiliyor. 4 ana başlıkta toparlarsak basınçlı borular, daha çok sulama projelerinde, içme suyu projelerinde kullanılan basınçlı borular, kanalizasyon boruları basınçlı da olabilir ama ağırlıklı olarak basınçsız gravite hatlardır. Artırılmış kimyasal dayanıma sahiptir ortamdan dolayı. Biaksel borular ki bizim bu sunumumuzun konusudur. Daha çok enerji santralleri ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Jacking borularda kazısız teknolojiler, yani ülkemizde çok fazla yaygın değil, kazmaya devam edebiliyor sıkıntısız bir şekilde ama sıkıntılı yerlerde kazmadan jacking borularla montaj gerçekleştirilebiliyor. Biaksel borulara başlamadan önce standart boruları anlatmak istiyorum ki zaten bunun üzerine biaksel boruları anlattığım zaman daha anlaşılır olacaktır. Bildiğimiz gibi borularımız ana yapı olarak basınç, içten dışarı doğru basınç dayanımı ve dıştan gelen toprak ya da trafik gibi farklı yüklere karşı da tasarlanmaktadır. Dayanacak şekilde tasarlanmaktadır. Bağlantı metodu olarak da manşonlar kullanılmaktadır. Farklı tipler var. Full face'ten bahsedildi. Bunun dışında yaklaşık 60 yıldır kullanılan reka tip çift contalı manşonlar da kullanılmaktadır. Bunun da kendine göre montaj kolaylığı gibi avantajları olmakla beraber contaların güneşten etkilenmesini engelleyecek tedbirler sağlayabiliyorsunuz. Manşonlu bağlantı esnek bağlantı olarak geçen bağlantıdır. Sıkı geçme diyebileceğimiz bir yöntemle birleştirildiklerinden hatlardaki dönüş noktaları olabilir, T'lerin olduğu yerler olabilir. Ayrım noktalarında suyun hareketinde itme kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Manşonlar bu itme kuvvetlerini karşılayabilecek yapıda tasarlanmamaktadır. Bu itme kuvvetlerini karşılayabilmek için tespit kitlesi beton ağırlıklar kullanılması gerekmektedir. Bu çapa bağlı olarak, yani bir 3800 dediğiniz zaman, arabayla kıyasladığınız zaman boyutları görebiliyorsunuz. Bu tür tespit kitleleri uygulaması gerekmektedir. İçme suyu veya sulama hantları genelde arazi yapıldığından ve alanla ilgili sıkıntı olmadığından fizibil olarak kullanılmaktadır. Amacına uygun olarak hizmet edebilmektedir. Tabii her farklı tip bağlantı noktası ve ayrım noktası için bu itme kuvvetleri hesaplanabilmekte ve buna göre beton hacmi hesaplanmaktadır. Örnek tespit kitle uygulamaları. Yani gördüğünüz gibi özellikle büyük çaplı projelerde veya fitting ayrım noktasının çok yoğun olduğu tesislerde, endüstriyel tesislerde, enerji santrallerinde çok yoğun olarak kullanmamız gerekmektedir. Biaksel borular, standart borular kullanım alanları için en uygun malzemedir diyebiliriz. Sulama hatları, enerji içme suyu hatları gibi hatlar için. Fakat enerji santrallerinde ya da endüstriyel tesislerdeki en büyük problem yerle ilgili problem. Yani çok kısıtlı alanlarda yerleşmesi gerektiğinden binaların arasındaki alanlara koymanız gerekiyor. Tespit kitlesi uygulaması mümkün olamamaktadır. Bu noktada alternatif olarak burada oluşan, boru hatlarında oluşan itme kuvvetlerini, tras yüklerini borunun ve bağlantı noktasının kendi başına taşıyabilme kabiliyeti üzerinde çalışıldıktan sonra biaksel dediğimiz eksenel yöndeki mukavemetleri çok daha yüksek. Standart buraya kadar 4-5 kat seviyelerinde daha yüksek olan biaksel borular geliştirilmiş, üretilmeye başlanmıştır.
Bahsettiğim gibi burada iki önemli nokta sadece boru ya da bağlantı noktası değildi. Her ikisinde eksenel yöndeki yükleri karşılayabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bağlantı metotları yoğun olarak el yatırması dediğimiz yöntem kullanılmaktadır. Üretim bağlantı süresi manşona göre uzun olmakla beraber amaca uygun olarak amaca hizmet etmesi için yeterli mukavemeti sağlaması amacıyla bu şekilde yöntem geliştirmektedir. İç ve dış laminasyon uygulanmaktadır. Ayrıca mukavemetin arttırılması ve kimyasal yapının tamamlanması için post kürleme işlemi, battaniye ya da farklı ısıtma sistemleriyle beraber post kürleme işlemi uygulanmaktadır. En yaygın kullanım metodumuz budur. Bunun dışında ağırlıkla küçük çaplarda, yani borunun iç sarımını yapamadığınız durumlarda ya da kısa hatlarda ya da düşük basınçlı hatlarda kilitli manşon dediğimiz manşon tipi kullanılmaktadır. Burada da contaları ilave olarak açılmış yeni kanallarla ve boru üzerine yapılan ilave işçiliklerle polyamid türü malzemelerle hattın kilitlenmesi sağlanmaktadır. Oluşacak eksenel yöndeki kuvvetler karşı hattın bir arada kalmasını sağlayabilmektedir. Yani bunlar rigid bağlantı diyebileceğimiz bağlantılar, flanşlı bağlantı gibi hattın bir arada durmasını sağlamaktadır. Biaksel boru ve bağlantı tipleriyle oluşturulmuş hatlar yekpare bir boru hattı olarak düşünebiliriz. Uzun bir boru hattı tek parça olarak değerlendirebiliriz. Yani bu noktada tabii farklı değerlendirmeler veya çalışmalar için içine girmesi gerekiyor. Yani sadece laminasyonu yaptık, bitti gibi durum söz konusu olamıyor. Onlardan da bahsedeceğim. Bir proje üzerinde bunu anlatmak istiyorum. Yakın zamanda tamamlamış olduğumuz, testleri de dahil olmak üzere tamamlamış olan Mari 3 kombine çevrim santrali. Bu Türkmenistan Mari eyaletinde 1574 megawatt kapasiteli Orta Asya'nın en büyük enerji santralidir. Hattı içerisinde 1700 ve 1900 çaplarda özel tasarlanmış biaksel borular kullanmakta ve paralel 8 hattan oluşmaktadır. Kondansere giden ve buradan soğutma suyunun taşındığı nehre taşınan hatlar. Hat üzerinde bir tren geçişi, yerüstü kısımlar da bulunmaktaydı. Projenin üretimi, mühendislik çalışmaları ve saha uygulamaları SUBOR tarafından gerçekleştirildi. Bu arada SUBOR'dan bahsetmedim ama 1997 yılından beri kurulmuş olan Türkiye'deki ilk CTP üretim firmasıdır. Türkiye Ortağı Yapı Merkezi ki muhtemelen biliyorsunuzdur Marmara'yı gerçekleştiren, bunun dışında Afrika'da 5 milyar dolar civarında yeni tren yolu projeleri gerçekleştiren bir işletme. Diğer ortağı ise dünya üzerinde 40 farklı ülkede üretim tesisi ve ofisi bulunan Amiantit firmasıdır. Mari projesinde biaksel borular kullanıldı tümüyle 1700 ve 1900 çapta. Bahsettiğimiz gibi bağlantı tipi laminasyonlu bağlantı uygulandı. Tüm bağlantılar rigid bağlantı olarak değerlendirildi. Laminasyon ile yapıldı ve tüm hat her biri yaklaşık 1 kilometre civarındaydı. Bütünleşik hale getirildi. Tabii burada normalde manşonlar, tabii manşonları kötülemek gibi amaçla değil, manşonlardaki esnekliği kaybettiğimiz için boru hatlarında meydana gelen diğer yükleri göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Ve basınç ve sıcaklıklarda meydana gelen değişikliklerin sonucunda borunun uzaması, kısalması gibi bazı etkiler, horizondan gelen ya da thermal expansion'dan gelen, boru hattı üzerindeki rigid yapılar, rigid yapılara bağlantılar, bu rigid yapıların hareketinden borulara gelecek yükler,
Boru montaj parametreleri yapılan kazının genişliği 8 tane hat paralel bir şekilde devam etmekte ve çok geniş bir boru hendeği kazılmaktadır. Ayrıca tren yolu geçişi, yerüstü uygulamalar gibi kısımları da bulunmaktadır. Boru hattının geometrisi, dirseğin veya kondensere ya da soğutma hatlarına bağlantı yerlerdeki fitting sayısının çok fazla olması, bağlantı noktalarının ve ayrım noktalarının çok fazla olması, çok fazla noktada ilave itme yüklerinin ortaya gelmesi. Bunun dışında sonuçta enerji santrali çok büyük maliyetleri olan yatırımlardır. Bu maliyetli olan yatırımların uzun süre devam edilmesi için en önemli noktalardan bir tanesi de maliyet olarak daha düşük olmakla beraber kritiklik açısından en önemli noktası soğutma suyu hattıdır. Eğer ki tesiste suyu taşıyamıyorsanız ya da tesisten suyu götüremiyorsanız hiçbir şekilde bu hattı kullanamayacaksınız. Bu tesisi kullanamayacaksınız ve yaptığınız büyük yatırım atıl hale gelecektir ki kim bunun hesabını verebilir ya da karşılayabilir onu bilemiyorum. Bunun sebeple uzun vadeli tüm oluşabilecek yüklere değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun içerisine deprem etkisi de girmektedir, bölgedeki rüzgar etkisi de girmektedir, olacak kar gibi yükler de gelmektedir. Aynı zamanda boru hattında uygulanan ekipmanlar, pompadır, vanadır, bu tür bağlantılardan gelen yüklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunun için borunun tasarımı, bağlantı noktasının tasarımı, hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Bunlardan sonra da boru hattının da tasarımlanması gerekmektedir. Bununla beraber, dediğim gibi amiyant ortaklarımızla amiyantitin bünyesinde bulunan Fulatay Teknoloji Merkezimiz vardır. Bu Norveç'te kurulu olan 1960'lardan beri devam eden bir teknoloji merkezidir. Sürekli CTP boruları üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bunlarla koordineli olarak sürekli uzun dönem testleri, bunun dışında kısa dönem testleri, uluslararası standartlarla tanımlanmış tasarıma yönelik deneyler yapılmaktadır. ASTM'de 2992 gibi standartlarla. Bu test sonuçlarına bağlı olarak borunun hem istenilen süre boyunca yeterli kapasitede olmasını sağlanması, bunun dışında ne kadar yüklere karşı dayanım gösterebileceği, allowable limitlerin belirlenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu parametrelere göz önünde bulundurarak borunun tasarımı gerçekleştirilmektedir. Boruya baktığımız zaman standart boruyla aynı şekilde üretilmekte. Yani standart borumuz da cam elyaf, reçine ve kumdan oluşturulmaktadır. Tabii bunların kompozisyonu büyük önem taşımaktadır. Biaksel borularda da yine aynı makineyi kullanarak ve aynı ham maddeleri kullanmaktayız. Yine cam elyaf, aynı tip cam elyaf olmakta, aynı tip erki taşınacak akışkanın kimyasal yapısından kaynaklı gereklilik yoksa aynı reçine tipini kullanmaktayız. Tabii bunun kompozisyonun çok iyi belirlenmesi gerekiyor ki gerekli mukavemeti sağlayabilmemiz için. Bunlar göz önünde bulunarak boruların tasarımı yapıldı. Tabii bağlantı noktalarında tasarımın yapılması gerekiyor. Yani borularımız makine üretimidir ve belli mukavemete sahiptir. Bunlar fabrika ortamlarında da testleri yapılmaktadır. Aynı şekilde bağlantılarımızın da borumuzun dayandığı mukavemet değerine sahip olması gerekiyor ki bağlantı noktası boru hatlarındaki en kritik noktalarından birisidir. Ne kadar çok bağlantı varsa o kadar çok risk vardır diye değerlendirmektedir. Bu sebeple bağlantı noktalarının testleri daha önem kazanmaktadır. Dediğim gibi laminasyonlu metot uygulanmıştı ve bununla ilgili standartların istediği testler gerçekleştirilmişti. Aynı şekilde fittingler. Standart boru hatlarında fittingler tespit kitlelerinin içerisine alınmaktadır ve tüm yükü tespit kitleleriyle beraber taşımaya çalışılmaktadır. Fakat burada yerüstü uygulamalar da olmaktadır, yeraltı uygulamalar da olmaktadır. Dirseklerin ya da fittinglerin, diğer fitting parçalarının gelecek, oluşacak stresleri ve yükleri karşılayabilecek kabiliyette olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılarak fittinglerin ve fittinglerde kullanılan laminasyonların tasarımları yapılmaktadır. Bunlar boru ve bağlantı noktalarının tasarımı. Daha sonra projeye özel olarak detaylı çalışmalar başlamakta. Proje hattının layoutları çıkartılmakta, buna bağlı olarak izometri ve parça çizimleri de hazırlanmakta. Ki bunlar hem müşteri için gerekmekte, bunun dışında boru hattının analizinde kullanılmaktadır. Döşenmiş boru hattının oluşacak yükler ve bu yüklere karşı reaksiyonu görmek için boru hatlarında stres analizi kontrolüyle yapılmaktadır. Sezar 2 programı bizim tarafımızda kullanılmakta olan program. Buna bağlı olarak mesela MARI projesinde çelik kısımlar da vardı, CTP kısımlar da vardı. ASME ve ISO standartlarında belirlenmiş kod ve tanımlara göre stres analizleri yapıldı. Buna göre boru hatlarında gereken değişiklikler ve tasarımlar varsa bunlar uygulandı. Bazı noktalarda boru hattının rutu üzerinde de değişiklikler yapılması gerekti. Bunlarla ilgili paylaşımlar yapıldı.
demin bahsetmiş olduğum birçok deprem yükü gibi, rüzgar yükü gibi yükler de bu stres analizi sırasında değerlendirmeye alındılar. Tabii hidrolik hesaplamalar, özellikle Wattenheimer gibi etkilere karşı senaryolar, pompaların ani durması veya farklı çalışma metotlarına karşı senaryolara karşı PipeNet programı kullanılarak gerekli çalışmalar, testler yapıldı. Tüm bunlar sonucunda proje kapsamında kullanılacak borunun ve fittingi tasarım yapıldı. 1700 PN 10 bar, 10 bar sınıfında ve 5000 rigidlik sınıfında borular kullanıldı. 1700-1900 için minimum boyunu yönündeki çekme mukavemetleri 1785 Newton bölü milimetre, 1900 için 1985 bölü milimetre, ki bunu standart borularla karşılaştığınız zaman en azından 4 katı kadar bir yüksek değerde borular ve bağlantı noktaları üretildi. Bu üretilen borularla beraber boru hattının hiçbir noktasında bir tespit kitlesi kullanılmamıştır. Yani tamamen toprağa kazılmış, buraya gömülmüş. Gömülmüş ve üzeri kapatılmıştır. Dediğim gibi yer üstü kısımlar, proje kapsamındaki yer üstü kısım fotoğrafını koymadık ama yani yer üstüne çıkarken dirsekle çıkıyor ve tekrar inerken dirsekle iniyor. Ciddi yüklerin oluştuğu noktalarda buradaki testleri de başarıyla tamamladı. Mali projesi en son tamamlamış olduğumuz proje olduğu için biz bunu kullandık. Subor olarak içme suyu veya sulama hatları gibi hatların dışında bu tür özel uygulamalarda da CTP kullanımının yaygınlaştırılması için çabalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar farklı firmalarla biaksil tipte boruların kullandığı projeler gerçekleştirdik. Çalık Enerji, bahsettiğimiz gibi Mari 3 projesi. Bunun dışında daha önce Gardaban'da yaptığımız projeler vardı. Gamma ile gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'de, Irak'ta ve Libya'da gerçekleştirdiğimiz projeler. Bunun dışında Enka ile, Rönesans'la, Cengiz Enerji, Enerjisa, Tefen, Zorlu. Bunların da santrallerinde ve endüstriyel tesislerinde biaksil borularla çözüm ortağı olmaya çalıştık. Yani yabancı üreticilerde Samsung'da, gene Türkiye'de yakın zamanda tamamladığımız Kırıkkale Bağımsız Enerji Santrali, Doğalgaz Santrali, Fas'ta Daewoo ile beraber Safik, 3800 çapta borular, biaksiyel borular kullanmıştı. Sanırsam en büyük çap Daewoo'da kullanmıştık, Safi projesinde. Yine Siemens, Vitkoviçe, Bechtel'le hem Libya'da işin içinde hem Irak'ta, Bağdat'ta gerçekleştirilen, Enkaya'da gerçekleştirilen Besmer projesinde dahildi. OMV, Terna, Hamon. Yine farklı bir iş. Projelerin hepsinde biaksiyel borularla hizmet sunmaya çalıştık. Şu anda bunların %80-90 oranında tamamlanmış ve aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir herhangi bir sıkıntı yaşanmadan. Bazılarından örnek fotoğraflar da paylaşmak isteriz. Bu ilk biaksiyel boru kullanılan enerji santral projesi, Ankara'daki Baymine projesi. Bu Enka ile beraber Bağdat'ta kurulan Besme enerji santrali 600 megawatt seviyelerinde de hatırladığım kadarıyla yine biaksiyel borular 2400 çapa kadar borular kullanılmıştı. 800 milimetreden başlayıp 2400 çapa kadar. Özellikle bu yerüstü riser dediğimiz soğutma kulelerine bağlanan kısımlarda farklı tip reçine uygulamaları da yapılması gerekli. Özel şartname ve yangın dayanımı istenmesinden dolayı. Kabat bu Erbil'e yakın bölgede Gamma ile yaptığımız bir projedir. Burada da 2000 çapa kadar borular kullanıldı. Hamon'la Haydar Aliyev, Bakü'de gerçekleştirilmiş olan bir enerji santrali projesidir. Buradaki maksimum çap 1200'dü fakat buranın özelliği hattın tamamı yerüstü olarak tasarlandı, uygulandı. Yani en zor projelerden biri diyebilirim. Yani kapsam olarak daha küçük olmakla beraber boruya etkileyen dış kuvvetler çok daha fazlaydı. Buna göre bahsettiğim çalışmalar devam ettirildi. Yine devam etmekte olan sonuna yaklaşmış Habaş'la beraber İzmir'deki enerji santrali projesinde yine biaksiyel borular kullanılmaktadır. 2600 milimetre çapa kadar borular kullanılmaktadır. Samsung'da Kırıkkale projesi, burada da 400 milimetreden başlayıp 2600 milimetre çaplara kadar basınç sınıfında 20 barlara kadar borular kullanılmıştı. Tamamı biaksiyel olarak kullanıldı ve burada bu borularda kum da kullanılmıştı. Bunlar tamamen full glass olarak tasarlanarak full glass borular kullanıldı. Bunlar hem tesisin içerisindeki en düşük dönüş noktalarına ya da soğutma suyunu tesise ilk geldiği yerlerin hepsine kullanılmıştı. Termik veya doğalgaz enerji santralleri dışında jeotermal santrallerde de borular kullanılmaktadır. Burada bazı özel reçine gereklilikleri de ortaya çıkabilmekte.
Kızıldere ilk projesinde gerçekleştirmiştik. Şu anda Ünite 2'de de tekrar biaksel borularla kendilerine hizmet veriyoruz. Yine Libya'da savaş öncesi Gama Bekleri ortaklığıyla gerçekleştirilmiş olan Alkaliç Santral projesi, burada da yine biaksel boruları kullanılmıştı. Türkiye'de yine Gama tarafından Hatay Erzin bölgesinde gerçekleştirilen, Hatay'da gerçekleştirilen Hatay Erzin Enerji Santrali projesi, burada da tekrar biaksel borularla çözüm ortağı sunmaya çalışıldı. Yani bahsedildiği gibi arkadaşımızın da büyük çaplı boruların kullanılması CTP boruları için ciddi bir pazar oluşturdu diyebiliriz. Kullanım alanlarını arttırdı. Bunun yanında da biz de biaksel borularla bu tür enerji santrallerinde olsun, endüstriyel tesislerde olsun, özel uygulamalarda olsun kullanım alanlarını geliştirmek konusunda çabalarımız devam etmektedir. Teşekkür ediyorum.